Bismillahirrahmanirrahim. Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin yeni müfredat kitapları harika olmuş. Ben çok beğendim. Arapçaya dair bütün Arapça sınavlarına dair bu kitaptan istifade edebilirsiniz. Çok güzel bir kitap olmuş. Kaynak bir kitap olmuş. Yani ilitamlılar için olsun, hazırlık ilahiyat Arapça için olsun, muafiyet olsun. Zaten açık öğretimin kendi kitapları içinde fazlasıyla güzel hazırlanmış. Ben Arapça konuşmak istiyorum, Arapçayı öğrenmek istiyorum, grameri öğrenmek istiyorum, sarfı, nahivi öğrenmek istiyorum diyenler için kesinlikle güzel bir kitap olmuş. Tavsiye ediyorum. Şimdi burada 4. ünite 2. Arapça 2'den 4. ünitede arkadaşlar mutel fiillerden ecve fiilleri işlenecek. Size çok kısaca, basitçe, tabi metinleri de tek tek işleyeceğim. Metinlerde bu kelimeleri zaten metinlerde işlediğimiz zaman karşımıza örnek, istediği örnek çıksın, yani hangi örnek çıkarsa çıksın, konuyu rahatlıkla anlamışsak mesele bitmiştir. Artı Arapça gramerle alakalı arkadaşlar sayfamda mesela ecve fiillere eksam seba diyoruz biz bunlara. Sahih ve mutel fiilleri ikiye ayırıyoruz illet harflerine göre. Bu konuyla alakalı bir 10 dakikalık, 15 dakikalık tahtada anlattığım, yani bunları tek tek anlatmışım 10 dakikada, 15 dakikada. Oradan da kesinlikle istifade edebilirsiniz kafanız karışmadan. Tabii kitap çok ayrıntılı almış, çok güzel olmuş. Ama orada hani kısaca anlatışı da vardır. Oradan da takip edebilirsiniz konuyu. Şimdi mutel fiiller grubunun ikinci öğesi ecve fiillerdir. Bu fiillerin orta harfi yani aynul fiil. Şimdi arkadaşlar aynul fiil, faalul fiil, lamul fiil ne demek biliyor musunuz? Arapçada feale fiilini kök olarak, temel olarak alıyoruz. Birinci harfi ifade etmesi amacıyla faul fiil diyoruz. Harfin ortasını ifade etmek anlamına gelen aynul fiil diyoruz. Ve harfin sonunu ifade etmesi anlamına gelen lamul fiil diye bir olay var. Yani orta harf dediğimiz nedir? Aynul fiil. İllettidir. Bu ecve fiiller illetli harfin vav ya da ya oluşuna göre ikiye ayrılıyor. Zaten ecve fi vavi diyeceğiz. Ecve fi ya'i diyeceğiz. O zaman buna göre de zaten karşımıza iki tane, hatta bir tane daha çıkacak. Üç tane çekim vardır. Bununla alakalı dediğim gibi üç tane çekim göreceksiniz. Hepsi o. Bu bölümde ecve fiillerin mazi, muzari, kiplerin çekimi yanı sıra emir, nehi çekimleri de verilecektir. Bir de metin var. Şimdi metinler önemlidir. Niye önemlidir biliyor musunuz? Zaten karşımıza metin çıkacak, cümle çıkacak vesaire. Hem Arapçayı öğrenmek bakımından olsun hem de konuyu orada görmek açısından metinler de önemlidir. Metinleri de kısaca geçeceğim. Bakın şimdi Şehru Ramazane, bu bir isim tamlamasıdır. Ramazan ayı. Ali Esselamu Aleykum ve Aleykumus Selamu. Câe Şehru Ramazane. Bakın fiil faile dikkat edin. Ramazan ayı geldi. Kullu amin ve entum bi hayrin. Hayırlı Ramazanlar demek. Şu kelime kalıp bir ifadedir. Buraya dikkat edin. Hayırlı bayramlar, hayırlı kandiller, hayırlı cumalar, hayırlı günler. Hepsi için kullanılan kalıp bir ifade. Kullu amin ve entum bi hayr. Karşılıklı cevap. Se, bakın nasum. İşte az önce bahsettiğim şey bu. Same, yasumu, nasumu. Bakın nahnu çekimi. İşte bu ecve fiildir arkadaşlar. Peki nereden ecve fiil olduğunu anlayacağım. Tabi her şeyin mazi muzarisini bilmek lazım. Same, yesumu. Bunlar zaten örneklerde de bolca gelecek. Şimdi dikkat. Nesumu muzari fiilinden arkadaşlar ecve fi vavi ya'i demiştik ya. Muzarisinden rahatlıkla bunun vavlı mı yağlı mı olduğunu anlayabilirsiniz. Demek ki bu vavlıdır o zaman. Devam edelim. Gaden inşallah. Hel sumte. Şimdi bakın bu nesumunun bu sefer zamir bitişmiş şekli geldi karşımıza. Bunlar önemlidir. Bunları zaten çekeceğiz. Bakın normalde nesumudur ya. Vav. Bakın düştü. Gördünüz mü? Şimdi burada iki tane sakin yan yana gelince illetli harf düşecektir. Kuralını kaide kısmında ekstra söyleyeceğim. Metni zaten ben özetleyeceğim konuyu. Konuya geldiğiniz zaman ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınızdır. Hel sumte fis senetil mağdiyeti. Geçen sene oruç tuttun mu? Naam, sumtu. Bakın bu sefer sumteydi, tu oldu. Usbu'an fakat. Sadece bir hafta. Velakin fi hadihis seneti.
Ve li evveli merratin yine kalıp bir ifade. Uridu en kalıptır yine. Bakın esume çekimi bu sefer. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz. Bakın te, tu, ti bunlar zamirdir. Merfu muttasıl zamir diyeceğiz bunlara. Şimdi bunlar yoksa normal o zaman vavımız geri geliyor. Bakın esume en esume en artı muzarifil nasb ediyordu sonunu. En esume şehre kamilen inşallah. Bu sene inşallah ilk kez tam bir ay oruç tutmak istiyorum diyor. Ve ente o da ya sen ve ene kezalike uridu en kalıbına dikkat edin. En esume yine esume çekimi kulle şehri eydan. Evet. Şehrin tamamını, ayın tamamını. Mâdâ tef'alu fî ramadâne? Ramazanda ne yapıyorsun? Se'ezhebu ilel mescidi neharan ve ekra'ul Kur'ânel kerîme. Gündüzleri camiye gideceğim. Ezhebu iladır. Fiil harfi cellere dikkat edin. Ve ba'del iftari se'ezhebu ilel mescidi ma'a ummi ve ebi. Bakın iftardan sonra ve usalli salatet teravihi teravih namazını kılacağım. Ve mâzâ setef'alu ente? Ene se'ekra'ul Kur'ânel kerîme eydan. Eydan d'de anlamı veriyor. Se acak ecek gelecek zaman için. Ve se'ezhebu ila mesacide muhtelifetin. Farklı camilere gideceğim. Lil istima'i ila kalıp ifadelere dikkat edin. Bunlar önemlidir. İlâ tilâvetil Kur'ânil kerîmi ve usallî salâtet teravihî. Evet. Şimdi burada daha bakın daha önce birinci bölümde zaten geçmiş. Kullu âmil ve entüm bihayrin ifadesinin pek çok münasebet için kullanıldığını belirtmiştik. Bu değil söylendiği yer itibariyle anlam kazanır. Bu diyalogda Ramazan ayının girişi dolayısıyla söylenen bir dilek cümlesidir ve Türkçe'ye hayırlı Ramazanlar, iyi Ramazanlar, Ramazanınızı tebrik ediyorum diye burada da ekstra söylemiş dikkat kısmında. لِمَاذَا تَأَخَّرْتَ Niçin geç kaldın? Esselamu aleykum ya Umar ve aleykumusselamu ya Halid. Arkadaşlar ya Arapçadaki ya nida harfidir. Yani seslenmedir. Biz birine seslendiğimiz zaman Türkçe'de nasıl sesleniyoruz? Ahmet, Ayşe, Fatma diye sesleniyoruz. Dolayısıyla hani ey Umar diye çevirilmez bunlar. Ve aleykumusselam ya Halid. لِمَذَا تَأَخَّرْتَ تَأَخَّرْتُ بِسَبَبِ Kalıp ifadeye dikkat edin bakın önemlidir bunlar. بِسَبَبِ الْمَطَرِ Yağmurdan dolayı. وَاَنْتَ لِمَذَا تَأَخَّرْتَ اِلَى الدَّرْسِ Peki ya sen niye derse geç kaldın? O da تَأَخَّرْتُ بِسَبَبِ الْمُرُوِ Burada bir sebebi kalıbını göreceğiz muhtemelen kalıp ifadeler kısmında. Bakın burada kullanımını gördünüz. هَيَّا بِنَا Kalıp bir ifade bu da. نَدْخُلْ فِي الصَّفِ Hadi sınıfa girelim. Şimdi evet geldik asıl Arapçada ecve fiiller. Aslında metinde bunları az çok anlattım size. Yani gördüğünüz kafanızda bir şeyler oluştu. Arkadaşlar el fi'lül ecvef. Ecvef fiil ne demek? Tanımı şudur. Ortasında illet harfi olan fiillerdir. Ya da şöyle diyelim. Ortasında fiilin ortasında elif gördüğünüz her fiil ecvef fiildir. Bakın mu'tel fiiller. Tabi o elifin aslı ya vav'dır ya da ya'dır. Birazdan söyleyeceğiz. Şimdi mu'tel fiiller grubunun ikinci öğesi ecvef fiildir. Arkadaşlar. Orta harfi yani aynul fiili. Tabi bu arada birincisini de zaten videoları tek tek atacağım. İnşallah bu bir örnek video olacak şu an. Arkadaşlar ecvef fiil dediğimiz şey ortada olmasıdır ki mu'tel fiillerin ikinci grubudur. Bakın çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi illet harfleri Arapçada elif, vav, ya'dır. İllet harfleri baştaysa bunun adı misaldir. İllet harfi ortadaysa bunun adı ecvef fiildir. İllet harfi sondaysa bunun adı nakıs fiildir. Ki sonraki konu odur. İki tane illet harfi varsa bunun adı da arkadaşlar lefif fiil diyeceğiz. Şimdi bununla alakalı dediğim gibi 10-15 dakikalık ayrıntılı çok net basit bir video çekmiştim. Oradan kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Oraya bakarsınız. Şimdi burada da bakın ecvef fiiller arkadaşlar illetli harfin vav ya da ya oluşuna göre ikiye ayrılıyor. Şimdi illet harfi orta illetli olan orta harf vav ise bu fiile ecvefi vavi işte kale, kame, name, faze gibi. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bakın çok basit bir yöntemi var. Kale'nin muzarisi nedir?
Kale yakulu. Kame yakumu. Name yenamu. Faze yefuzu. Muzarisinden anlıyorum arkadaşlar. Bakın yakulu birazdan da gelecek söyleyeceğim. İlletli olan orta harf ye ise buna ecvefi ya'i diyoruz. Bakın sara yesirudur. Ba'a yebi'udur. Bakın yebi'u yesiru. Şimdi örneklerde bakın ister ecvefi ya'i ister ecvefi vavi olsun arkadaşlar. Ortadaki harf her zaman elif olarak görünür. Sebebi şu kuraldır. Bakın kural şu. İlletli harf harekeli kendisinden önceki harf de harekeli ise illetli harf harekesinden arındırılarak kendisinden önceki harfin harekesine uygun bir illetli harfe dönüşür. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bakın kame'ye dikkat. Kame'nin yani Arapçada bu kelimenin aslı şuymuş. Kelimenin kökü aslı kaveme. Garanti net bir kural bakın seyele. Şimdi vav ya da ye harekeli. Öncesi de fethalıysa arkadaşlar öncesi de fethalıysa kesinlikle o ortadaki vav ya da ya elife dönüşmek zorundadır. Kaveme ne olur? Kame olur. Seyele sale olur. Ba'a beya beya ba'a. Nevime namedir. Bakın illetli harf adından da anlaşılacağı üzere bir nevi hasta olarak zaten illet hareke ise harfin üzerinde bir yük olarak kabul edilir. Hastaya yük yüklenmeyeceği gibi kelime başında olmadığı sürece illetli harfe de yük yüklenmesi yani hareke verilmemesi esastır. Bu yani kavme dediğimiz zaman bir zorluluk var. Yani kelimeyi zaten hani dilde temel nedir biliyor musunuz? Dilde kelimeyi basit kullanabilmektir. Yani basit söyleyebilmektir. Bunlar kelimenin aslıdır vesairesidir. Şimdi ecvef fiildeki elifin aslının vav mı yoksa ya mı olduğunu bakın fiilin muzarisindeki görünen bakın fiilin birinci kalıptansa asıl olan vav harfi ikinci kalıptansa asıl olan ye harfi fiilin muzarisinde ortaya çıkar demiş. Bakın dördüncü kalıptan olan ecvef fiillerde name yename örneğinde olduğu gibi asıl olan vav harfi muzaride değil ancak mastar formunda ortaya çıkar. Bakın name yename nereden anlayacağım? Bunun aslını işte mastardan anlayacağız. Namenin aslı nevm'dir. Şimdi bunların çekimlerini inceleyelim. Arkadaşlar ecvef fiilin mazi dediğimiz dili geçmiş zaman çekiminde fiilin kaçıncı kalıptan olduğunu bilmek önemlidir. Burası önemli. Çünkü aşağıda görüleceği üzere ecvef fiil 3. şahıl dişil çoğuldan itibaren yapısal bir değişikliğe uğrayacaktır. Ecvef yai türünden bir ecvef fiil olan kale fiili örneğini bu çekimi inceleyelim. Şimdi burada tabii Türkçede söylenmiş. Ben size buradan ne demek istediğini çok net bir şekilde anlatacağım. Şimdi kale huve çekimi. Huma çekimi kala. Bakın buraya dikkat. Bakın hum kalu. Hiye kalet. Huma kaleta. İşte hunne. Buradan itibaren iş değişiyor. Kulne. İşte illet harfi düşecek birazdan. Söyleyeceğiz. Bakın fiilin hunne zamiriyle mazi çekimini yapmamız istenildi. Büyük olasılıkla hunne, kâne biçiminde bir cevap vermek isteyeceksinizdir. Ancak bu çekim doğru değildir. Fiilin bundan sonraki çekimini doğru yapabilmek için şu kuralları bilmek zorunludur. Arkadaşlar, Arapçada kendisinden önceki harekeyi uzatmada kullanılan illetli harfler esasen sükun ile harekeli kabul edilirler. Arapçada sükun ile harekeli iki harf yan yana gelmez. Burası önemli. İki sükunlu harfin yan yana gelmesi durumunda bu harflerden biri sağlam, diğeri illetli ise sağlam olan ayakta kalırken illetli olan düşer kuralı. Bunu birazdan da yani orada da söylemiştim. Şimdi yine örnekler üzerinde ne demek istediğini anlatacağım daha net. Şimdi çekimde kaldığımız yere dönecek olursak hunne bunu demeye gerek yok. Bakın burada arkadaşlar hunne kulne olacak. Bakın normalde kul nedir? Bakın şimdi burada da zaten detaylı açacak. Üçüncü çoğul dişilden itibaren iki sükunlu harf yan yana gelmez kuralı. Gereği illetli harf attıktan sonra faul fiilin hareketinde mutlaka değişiklik yaparız. Şimdi bakın fiil birinci kalıptansa faul fiil dammeli ile birinci kalıptan değilse faul fiil kesra ile harekelenir. Ha bakın. Bunlar bakın birazdan yani ayrıntılı anlatmış. Şimdi örnek üzerine göstereceğim size. Gale fiili birinci kalıptan olduğu için bu durumda kulne şeklinde harekelenecek ve fiilin çekimini bu şekilde devam edilecek. Bu açıklamalardan sonra ecvef vavinin şeyine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat. Az önce burada uzun uzadıya anlatmış ya bakın. Şu tabloyu size net olarak ne demek istediğini burada hepsini anlatacağım. Kale, kale, kalu, kalet, kaleta, evet. Şimdi bakın burada kul nedir? Peki niye bu ku diye değişti? Arkadaşlar vavlu olduğunu göstermesi açısından faul fiil dediğimiz ilk harfi dammeleyeceğiz. Bu bir. Artı peki vav nereye gitti illet harfi? Bakın burada elif duruyor, burada elif duruyor, ka, ka, bakın elif duruyor, elif duruyor.
Burada nereye gitti işte? Burada arkadaşlar dedik ya, iki tane sakin yan yana gelirse illetli olan düşer kuralıdır. Kulne. Bundan sonra o zaman şöyle diyeceğiz. Merfu muttasıl zamirler bitiştiği zaman illet harfi düşüyor ve bu şekilde merfu olarak ilk harfi devam ediyor. Kulne, kulte, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunne, kultu, kulne. Bu kadar. Şu çekim tablosunu bilmeniz yeterli olacaktır. Artı burada bakın kime göre çekimlendiği de önemlidir. Çünkü bununla alakalı soru geliyor. Şimdi ecvefiyaya bakalım bir de. Sara üzerinden hareket. Bakın Sara bu sefer yağlı ya. Sara muzarisi yesiru. O zaman şuradan itibaren bakın şurası dönüm noktası. Bakın şurası. Hunne çekimi var ya. Yağlı olduğu için yağın hareke cinsi nedir arkadaşlar? Yağın hareke cinsi kesradır. O zaman kesralı devam edeceğim. Bakın Sara, Sara, Saru. Bu elifin aslı neymiş? Elifin aslı yağdır. Nereden anladım? Muzarisi çünkü yesirudur bunun. Bakın Sarat, Sarata. Sar ne gibi dediği az önce de söylemişti zaten. Bakın öyle değil. Yağlı olduğunu anlayabilmem için bakın sirne, sirte, sirtuma. Zaten sirde ya. Te, tuma, tum, ti, tuma, tunne, tu, na. Bu kadar. Sirte, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunne, sirtusunne. Bu çekimler önemlidir bakın. Huve, huma, hum, hiye, huma, hunne, ente, entuma, entum, ente, entuma, entunne, ene, nahnu. Bunların ayrıntılı dediğim gibi arkadaşlar çekimleri bunlardır. Bunları bilmeniz lazım. Artık bununla alakalı size arkadaşlar bakın burada kesralı, burada vavlu olan da kulne, bakın sirne. İlk harfleri vavlu olanlarda vavun hareke cinsi damme ile devam etmiş. Yağlı olanlarda ise yağının hareke cinsi olan kesra ile devam edilmiştir. Şimdi ecvef fiilin muzari çekimine bakalım. Muzari çekimi önemlidir. Yine maziyi anladık. Muzari çekime geçmeden önce ecvef fiillerin muzari yapılarına meydana gelen değişimi ve buna ilişkin kuralları öğrenelim. Ecvef fiillerden örneğin birinci kalıp. Birinci kalıp dediğimiz kale yakulu. Kale'nin muzarisinin yakulu, ikinci kalıptan sare'nin muzarisinin yesiru, dördüncü kalıptan name'nin muzarisinin yename olduğunu söyleyelim. Bu muzari yapıların salim fiili anlatırken gösterdiğimiz fiil kalıplarının standart formlarına uymamış olduğunu fark ediyorsunuzdur. Hani nasara yansuru ya, ondan bahsediyor bakın. İşte darabe yadribu ya, bakın yesiru, o formlara uymadığını gördünüz şimdi. Ecvef fiilin mazi çekimini anlatırken kavelenin asıl kaleye dönüştüğünü ve bu dönüşüme neden olan kurallar bütününü öğrendik. Şimdi ecvef fiillerin muzarilerin yukarıdaki görünümünü nasıl dönüştüğünü görelim. Arkadaşlar bilindiği gibi kalenin aslı kavaledir. Birinci kalıptan bir fiil olduğu için muzari formu yakvulu biçiminde gelmesi gerekirken yine aynı kural. Bakın vav'un üzerinde hareke, bakın illetli harf harekeli kendisinden önceki sağlam harf harekesi ise illetli harfin harekesi kendisinden önceki harfe verilir. Yani bakın yakvulu ya burada. Şimdi illetli harf harekeli olduğu zaman öncesi de sakinse bir de ağza zaten ağır geliyor. Yakvulu değil de direkt onun harekesini geriye aktarıyoruz. Bu kadar. Yakulu oluyor. İlletli harf bu harekeye uygun illetli harfe dönüşür diyor. Bakın bunu yakvulu örneğinde uyguladığımızda illetli harf olan vavun damme ile harekesi olmasına karşılık diye burada açıklamış. Buraya anlatmaya gerek yok zaten. Şimdi bakın aynı durumu ikinci kalıpta yesiru için yesirudur. Bakın yesiru gelmiş. Yine aynı. Bakın illetli harfin harekesi öncesi sakinse, kendisi harekeli ise kendi harekesini öncekine veriyoruz. Yesiru. Söyleniş biçimi olsun diye, kolaylık olsun diye. Şimdi nevme yenvemu aynı. Burada söylemiş. Name yenamu yenvemu ya. Aynı. Bakın mantık bu. Söylediğimiz şeyin aynısı. Kale muzarinin şimdi çekimine bakalım. Muzari fiilimi. Şimdi dikkat. Arkadaşlar yakulu. Elif nun ekliyorsunuz sonuna. Yakulani. Vav nun ekliyorsunuz. Cem-i müzekker. Yakulune. Tekulu, tekulani. Buraya dikkat. Bakın. Yakul ne olması gerekirken bakın cem-i müennes olduğuna dikkat edin. Yakul ne? Bu cem-i müennes gayip kısmı olduğu için arkadaşlar bakın tekul ne de aynısının muhatabı çekimi olacaktır. Bu çekimleri bilmekte fayda vardır. Tekulu, tekulani, tekulune, tekuline enti çekimi, tekulani, tekulne, ekulune, kunu. Bunlar önemlidir. Şimdi yukarıdaki çekimde nunun isvenin bitiştiği 3. ve 2. çoğul dişi formlarında illetli harfin düşürülmüş olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bakın yakulne tekulne bundan bahsediyor. Yani burada bakın iki yerde illet harfi düşmüş gördüğünüz gibi. Yakulne niye? Çünkü sakin iki tane sakin yan yana gelmiş olacak. Yakulne. Bakın burada onları anlatacak şimdi. Dişil formlarında illetli harflerin düşürülmüş olduğunu fark etmiş olmalısınız.
Nun'u nisve diyoruz şunlara. Yakunne'deki, tekunne'deki nunlar nun'un nisvedir. Bu kadar. Nun'un nisveden önceki harfin sükun ile harekelenme zorunluluğu bulunduğundan bu yapılarda iki sakin yan yana gelmektedir. Sakin ile harekeli iki harf yan yana gelmez kuralı uyarınca ve ecve fiilin muzari çekiminde ikinci ve üçüncü çoğul şahıs dişil yapılarında illetli harfler düşülür. Yani burada şunu diyor, bakın, yakunne'de, tekunne'de illetli olan harfler vav düşmüştür. Bu kadar. Şimdi bakın, yakul nedir? İşte bakın, yakul ne? Tekul ne? Tekul ne? O anlattığı tamamı şudur yani. Şu. Şimdi Sara'ya bakalım. Arkadaşlar. Yesiru, yesirani, yesirune. Tesiru, tesirani. Bakın, yesirne. Yukarıda yakul ne diye devam etti. Aynı bakın. Sirne, yesirne. Tesirne, yesirne, tesirne. Burada sadece yine farklılık olarak sadece bunlar var. Nunun isre. Bunlar cem-i müennes gaibe, cem-i müennes muhataba kalıplarıdır. Bu çekimleri sadece bilmenizde fayda var. Yesiru, yesirani, yesirune, tesiru, tesirani, yesirine, tesiru, tesirani, tesirune, tesirine, tesirani, tesirine, esiru, ene esiru, nahnu nesiru. Bu şekilde bilirseniz zaten oradan soru gelecektir. Şimdi bakın, burada yine söylemiş. Bakın, nunun illetli harfin düşmüş olduğunu fark ettiniz demiş. Şimdi geldik üçüncü bir çekime, namenin. Tabi namenin mazisini, çekimini vermedi sanırım ama evet, muzarisine bir bakalım. Yenamu yenamani yenamune tenamu tenamani yenemne. Evet. Buraya dikkat edin. Tenamu tenamani tenamune tenamine tenamani tenemne. Tenamne yine bakın aynı. Enamun enam. Bu kadar. Burada zaten name mazisini muhtemelen ben görmedim ya da mazisini çekelim isterseniz. Name, nama, namu, namet, nameta, nimne. Nimte, nimtuma, nimtum, nimti, nimtuma, nimtuna, nimtu, nimna diye devam ediyor. Muhtemelen belki ileride gelecektir. Mazi muzari çekimleri. Bakın 3 tane çekim vardı demiştim. Bunlarla alakalı yine söylüyorum. Bakın ayrıntılı bir 10-15 dakikalık kısa bir video çekim var. Hepsi o. Bir şey yok yani. Konu gayet basit. Bu çekimleri bilmeniz lazım. Artı 3 tane farklı çekim olduğunu da burada görmeniz lazım. Şimdi geldik arkadaşlar ecvef fiillerin emir nehi çekimlerine. El emru ve nehyu fi fi'lil ecvef. Şimdi ecvef vav olan kale fiilinden emri hazır kipi elde etmek istediğimizde yine sülasi fiillerden emri hazır kipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekmektedir. Şimdi fiilin ikinci şahıs muzarisi ele alınır. Tekulu, ente tekulu. Bu ikinci kalıp yani ente çekimi. Baştaki muzarat harfini atıyoruz. Kul. Baştaki muzarat harfini attıktan sonra gelen harf sakin olduğu için gelen harf okunabildiği için başa elif harfi getirilmez. Zaten sakinse elif getiriyorduk hatırlarsanız. Son işlem olarak fiilin sonu cezmedilir. Bakın kul. Hatırlarsanız muzaride ve mazide bunları yapmıştık. İki tane sakin yan yana gelmez kuralı. Dolayısıyla vav'u kaldırın, kul. Bu kadar. Hepsi bu. Şimdi bakın burada çekimini yapmış. Bakın. Tekulani kula. Tekulune kulu. Kuli kula kulne. Bu kadar. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulne. Bunlar da entuma, entum, enti, entuma, entune çekimleri. Şimdi bakın, kale'nin emir çekimine dikkat edin. Kul, kula, bakın illet harfine dikkat, buraya düşmüyor bakın. Şuraya dikkat. Kulu, kuli, kula, cem-i mennes'te düşüyor, kulne. Hepsi bu. Şimdi dikkat edildiği üzere illetli harf sadece iki sükunlu harf yan yana geldiğinde düşüyor zaten. Kendinden önce sonraki sükunlu harf her harekelendiğinde illet harf kendini gösteriyor. Çünkü onun düşürülmesini gerektirecek bir sebep yok. Arkadaşlar Sare'ninkine bakalım. Sare yesiru sir. Sir, sira, siru, siri, sira, sirne. Burada nameninkine bakalım. Evet. Name yenamu nem demiştik ya. Nem, nama, namu, nami, nama, nemne. Buraya dikkat. Şimdi geldik. Nehi hazır. Yasaklama yani dediğimiz kuralı biliyoruz artık. Bakın şu. La tekul, la tekula, la tekulu, la tekuli, la tekula, la tekul ne şeklinde nehi hazır yapıyoruz. Evet, muzariden yapıyoruz tabii ki. Bakın şimdi emri gayip kısmına geldik arkadaşlar. Emri gayipte başına li getiriyoruz. Li, li getiriyoruz başına. Şimdi bakın liyekul, liyekula, liyekulu, litekul. Litekule, liyekunle. Bakın burada bir, iki, bir de üçünde artık illet harfleri düştü. İki tane sakin buralarda yan yana geliyor. Şimdi ecve fiilin nehi gaibine bakalım. Nehi gaib. La yekul söylemesin. La yekula, la yekulu, la tekul, la tekula, la yekulne şeklinde. Şimdi
Arkadaşlar burada yine orada bahsetmiş ikinci, üçüncü tekil, üçüncü şahıs tekil eril ve dişillerde ve ikinci şahıs tekil erillerde iki sükun harf yan yana geldiğinde illetli olan düşürüldüğünü tekrar söylemiş burada. Şimdi ecveb fiillerle alakalı kurulmuş cümlelere bakalım. لِمَاذَا تَبِيعُ اَنْتَ çekim سَيَّارَتَهَا لِأَنَّهَا بِحَاجَةٍ اِلَى نُقُودٍ paraya ihtiyacı var. مَتَى سَتَعُودُ bakın عَادَ يَعُودُ vavlu gördük mü? Birinci kalıp yani. مَاذَا سَأَقُولُ سَوْفَ أَعُودُ بَعْدَ أُسْبُوعٍ يَبْنَتِي نَعِيشُ عَاشَ يَعِيشُ bakın yağlıdır. Nahnu çekimi fi Mısır. Eyne ta'işani yine entuma çekimi. Şimdi burada tabloya bir bakın arkadaşlar. Bakın huve yekulu. Huve lem yekul. Yemutu. Mate yemutu. Ente işte. Çekimi bakın. Aşe ya'işu. Başı kesralıysa yani ecvefi ya'idir. Lem ta'iş. Setekunine enti setekunine çekimi. Kane yekunu. Len tekuni. Bakın len gelmiş. Buradan nun düşmüş. Tekudu, kade, yekudu, vavu, ecvefi, vavi. E'ude, len e'ude, ecvefi, vavi. Yine ortadaki vavu görün. La nehafu, bu da havftı masları. Yani bu da evet, üçüncü kalıp olan hafe, yehafu demiştik. Yani dördüncü baptan geliyor tabii ki bu baplar vardı bizim. Sülasi mücerred. Bu da havftır masları. Yani vavidir arkadaşlar. Entum tezurune, bu da yine zara, yezuru, vavlu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi kale fiili daima li harfi ceri ile birlikte kullanılır. Türkçe'de yönelme durumu eki karşılığı olan ila harfi cerini asla almaz. Şimdi kultu lehu dersiniz. Yekulu li. Kultu ileyhi olmaz yani onu diyor. Yekulu li. Kale el muallimu li tilmis. Ekulu lekum. Kul li. Burada bu kalıbı özel olarak söylemiş. Dikkat edin. Şimdi geldik. Et-ta'biratu fil lugati'l arabiyyati. Salla yusalli salatun. Salla yusalli salate. Şimdi namazını kılmak demedik. Bakın. Ene Abdullah. Ene Muslimun. E'işu fissuudiyeti. Esumu. Bakın. Esumu. E'işu. Bakın. E'işu ecvefi ya'idir. Esumu ecvefi vavidir. Nereden anlıyorsunuz? Bakın. Vavlara dikkat. Burada ya'ya dikkat edin. Esumu fi şehri Ramazane ve usalli salatel fecri. Salatel zuhri. Salatel asri. Salatel magribi. Ve salatel işai fi vaktiha. Bu kadar. Aişe talibetun muslimetun tedrusu fil camiati tusalli salate zuhri ve salate l-asri fi mescidil camiati. Ahmet muslimun ya'işu yine bakın ecvefiyai fi İstanbul'e yusalli salate zuhri fil mescidi. Bakın çok güzel cümleler. Tekabbelallah kalıp ifade. Hel tekra'ul Kur'ana ya Ali? Naam. Ekra'u kulle sabahin cüz'en minel Kur'anil kerimi. تقبل الله منا ومنكم karşı cevabı. هل صليت صلاة العصر يا فاطمة؟ نعم صليتها. تقبل الله منا ومنكم diyoruz. Bir sebebi hatırlarsanız metinde okumuştuk. Dolayısıyla sebebiyle yüzünden dolayısıyla sebebinden yüzünden anlamında bir edattır. Daha çok olumsuz anlamlı cümleleri gerekçelendirmek için kullanılır. Kendisinden sonra gerekçe niteliğinde bir isim gelir. Bu isim muzafın ile bulduğundan daima mecrurdu sonraki kelime. Bakın dikkat. Ma nimtu name. İşte name yenamu mazi çekimine dikkat edin. Bakın nimtu ceyyiden bi sebebi davdai. Şu kelimeye dikkat edin bakın. Evet genelde olumsuz cümlelerde gerekçe olarak kullanılır. La ehrucu minel beyti bi sebebil berdi. Lem esma ceyyiden bi sebebi davdai. Fil haric. Davda gürültü. Merittu. Bakın. Meridati tıfletu bi sebebi darbeti şems. Güneş çarpması yüzünden hastalandı. Bir sebebi. Et'abu kulle yevmin bi sebebi kethrati durusi fil camiat. Bakın çok önemli kalıp cümleler. Geldik burada. Esselamu aleyküm. El yevme derasna tasrifel fi'lil ecvef. Bugün ecvef fiili öğrendik diyor. El fi'lil ecvef huve fi'lun fi'lun حرفه الوسط حرف علة. حرفه الوسط حرف علة مثل قام نام عاش جبي. هما هو قسمان الفعل الأجوف الواوي مثل قال والأجوف اليائي مثل سارة. قال سارة جبي. Evet. Burada bu dersi işlemiş olduk. انظر إلى السبورة تحت يبك. هذه هنا أمثلة الماضي والمضارع والأمر للفعل الأجوف. Bakın.
Kale yekulu kul. Arkadaşlar emri biz muzariden yapıyoruz. Dikkat edin. Y'ye atın muzarat harfini. Sonunu sükun yapın, cezim yapın. Kul. İki tane illetli harf yan yana gelmez demiştik. Kul. Aşe ya'işu iş. Name yenamu nem. Bunlar önemlidir. Zaten bu da özetiydi. Şimdi hubbul kiraati diye bir bölüm var arkadaşlar. Metinlerde şimdi ben yine o konuyu iyice pekiştirmiş olacağım. Artı önemli Arapçaya dair kelimeler, kalıplar vesaireler öğrenmiş olacaksınız. Fil utlati sayfiyeti yaz tatilinde yezhebul atfalu iladır. Bakın bir yere gitmek her zaman ila ile olur. Yezhebul atfalu fiil faile dikkat edin. Fi Türkiye ilel mesacidi. Li taallumi kiraatil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çocuklar camiye gidiyor diyor. Ve lehifzı ba'du suveri vel ed'iyet. Bazı sureleri ve duaları ezberlemek için. Aişe tu talibetun nacihetun. Başarılı bir kız öğrencidir Aişe. Fil medresetil iptidaiyeti ilkokulda. Ve zehebet yine bakın Aişe'den bahsettiği için müennes çekim. Fil uklati sayfiyetil maldiyeti ile mescidin. Kalıp ifadeye dikkat. Karibin min beytiya. Evine yakın bir camiye gitti diyor. وَتَعَلَّمَتْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هُنَاكَ ve Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi diyor. وَحَفِظَتْ بَعْضَ السُّوَرِ مِنْهُ bazı sureler ezberledi. وَهِيَ الْآنَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ جَيِّدًا şu anda gayet güzel okuyor. Tabi Türkçesini vermiş. Ben o zaman biraz daha şey yapayım. قَالَ اَبُوهَا bakın قَالَ اَجْوَفْ فِيلِ işte bahsettiğimiz konu. قَالَ يَقُولُ قُلْ اَبُوهَا faili bakın bu 5 isimle alakalı yine ileride konularda gelecek bu arkadaşlar. 5 isim. Burada fail olduğu için merfu'un bil vav'ı diyoruz. Li Aişete yevmen hel hafazti hel hafizte suretel ihlasi yebneti şatirati kâle Aişetu fevran bakın kâlet çekimini vermiş. Fevran evet. Hemen aniden na'am ya ebi ve yumkinuni en ekra'aha lekel âne bakın ekra'a da kara'a hemzeli olan fiillere de mehmus fiil diyoruz. Bakın yine kâle yekûlu kâle lehel ebu izen ikra'i suretel ihlasi. Bakın burada enti çekimi. Fe kara'et Aişetu hâzihi surete. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekul lehu kufuven ehad. Fe sa'idel ebu bi kira'etihâ. Es-Selimet doğru okuduğu için mutlu oldu. Ve şekeraha li necahiha ve hubbiha lil Kur'ani. Evet. Çalışkan kızı için bakın güzel bir diyalog burada. Şimdi gelelim. Evet. Arkadaşlar alıştırma kısmımıza geldi. Şimdi bolca alıştırmalar var. Bunu iyice burada pekiştireceksiniz. Huve aşe. Hume aşa hum aşu aslında tabloyu bize vermiş aşet aşete burası nasıl olacak biliyor musunuz hani ya'işuydu yağlı olduğu için yağlılarda buradan itibaren cem-i müennesten itibaren kesralı devam ediyor işne işte iştuma iştum işti iştuma iştunne iştu işna geldik şimdi parantez içerisindeki boşluklara göre çekimi yapacağız çok güzel bakın alıştırmalar bunlar at-tabibetu kalet olacak yani hiye çekimi. Kalet neticete tahlil. Şimdi na evet. At-tifletu demişse ona göre çekeceğim. Yani hiye çekimi. Namet at-tifletu bihudu'in. Şimdi burada sadiquhu mate. Evet. Sadiquhu mate fi hadithi mururi. Yine aynı huve çekimi. Hum ba'anın hum çekimi arkadaşlar. Ba'a ba'a ba'u el-fevâke fi's-suk. Bakın çok önemli bunlar. Hafe'ninkini çekeceğiz şimdi. Hafet. Başta fiil her zaman tekil gelir ve faile göre müennes müzekker olur dedik. Şimdi burada ise bakalım yine aynı çekimine devam. Kame'nin hunne çekimi. Kame evet çok güzel. Muzarisini bilmem lazım. Kame yekumu ya o zaman kumne. Kâne yekunu kâne yekunu kuntu. Kâle'nin kâlu hum çekimi. Zâra zâru. Kâde evet. Kâde kâdu. Kâdet kâdete kâdete evet. Kâde yekûdu kudne. Kutte kuttuma. Kuttuma olacak burası.
Şimdi bakın yine aşağıdaki tabloya formülü, dişil eril formülüyle dolduracaksınız. Bu kalıplara göre buraları arkadaşlar burayı kendiniz yapın. Bakın konuyu tamamen öğrenmeniz açısından harika bir tablo olmuş. Burayı kendimiz dolduralım. Zaten zara yezur uzur, liyezur, la tezur, nehi hazır, nehi gayb, la tezuru, evet şeklinde la yezur olacak, pardon, burası gibi. Bu da zuri emri hazır. Aşa iş, hem müennes hem müzekker çekimini vermiş. Güzel. İşi, bakın müennesin sonuna müenneslerde ya getiriyorsunuz. Kame, yakumu, kum demiştik. Kum, kumi. Ba'a, bi'i, kâne, kun, kuni şeklinde bunları yapın. Şimdi yakın uzak gelecek zamanı çevireceksiniz. Burada yakın ve uzak gelecek zamanı. Burada başına sin ya da seufe getireceksiniz. Arkadaşlar tekumu, setekumu diyeceksiniz işte. Ya da seufe tekumu. Yekulu, seyekulu. Ya da seufe yekulu. Tesilu, setesilu, seufe tesilu. Tezuru, yine aynı başına sin seufe getireceksiniz. Same, yasumu. Bakın bunlar hep vavlı ya da yağlı ecveb fiiller. Bakın bu yağlı, bu vavlı, 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 vavlı. Same, yasumu. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanıyla dolduracağız. Bu sefer kelimeleri vermiş. Tam sınav mantığı işte. Bakın sınavda da böyle 5 tane şık veriyorlar. Bir tane cümle buradan seçiyorlar. Şimdi la yenamu. Bakın name yenamu. Burada bunu da pekiştirmiş oluyoruz aslında fiili. Attiflu, bir sebep. Çocuk uyumuyor. Ne için? Bir sebebil matar. Yağmur yüzünden olabilir mi? Bir sebebi havfi. Ha nereye gider bilemeyiz. Bir sebebil kelbi, bir sebebil fakri, bir sebebil marat. Genelde bu olabilir yani aslında. Burada marat diyebiliriz. Hastalıktan dolayı uyumuyor diyor. Ennâsü ya'işûne eyyâmen sa'beten bi sebebi, insanlar zor günler geçiriyorlar. Bi sebebil fakri olabilir. Fakirlikten dolayı zor günler geçiriyorlar. Bakın âşe ya'işû, ya'işûne çekimine dikkat edin. Hum çekimi. Lem edhul fil hadîkati, bahçeye girmedim. Bi sebebil kelbi olabilir. Udna minen nüzheti, bakın ade ya'ud, udna çekimine dikkat edin. Vavlu olduğu için bakın başındaki harften anlıyorsunuz vavi ya da yayı olduğunu. Udna minen nüzheti mubekkiran, erken döndük piknikten. Niçin? Bi sebebil matar olabilir. La tekulu el bintu el hakka bi sebebi havfiha min ahiha el kerim, kebir, büyük kardeşinden korktuğundan dolayı diyebiliriz. Bakın çok güzel, tam sınav mantığı tarzında sorular gelmiş burada. Şimdi aşağıdaki cümleleri parantez içinde verilen sözcüğü öznenin, fail veya müptidanın yerinde kullanarak yeniden yazınız demiş. Ha, bunu tekrardan şeyin yerine kullanacağız. Yeniden yazacağız. Şimdi evet, burada ya'udul muvazzafu min seferihi el yevme. Şimdi ya'udul muvazzafuna min seferihi el yevme. Ya da el muvazzafuna ya'udun şeklinde yapacağız mesela, yani fiile göre çekelim. El muvazzafuna ya'udun. Tâbe'r raculu ilallahi. Şimdi bunu bu sefer tâbe'yi şeye göre yapacağız. Tabi burada şuna dikkat edin. Hani dedik ya, fiil başta her zaman tekil gelir. Müennes müzekkerliği faile göre değişecektir. Burada yani şunu çoğul yapsam yine bu değişmeyecektir. Ama bunu başa alırsam müpteda olarak, o zaman bu ya'udu ne diye olacaktır. Tâber raculu ilallahi demiş. Tâbe'yi ennisa dediği kadınlar, yani cem müennese göre çekeceğim. Tâbe yetubu tub ne olacak? Ya da kadın, yani şu yer değiştirse ikisi, o zaman şunu buraya getireceğim. Tâbet olur. Ennisâ'u ilallahi. Ya da ennisâ'a göre çekecek olursam tubne olacaktır. Ennisâ'u tubne. Aslında bir müptida bir şey yapsak çok daha iyi olur. Konuyu daha iyi anlamak bakımından. Yani o boşluktaki kelimeyi, parantez içerisindeki kelimeyi bir müpteda yapalım, bir de fail yapalım. Konuyu bu şekilde çok daha net anlamış olacaksınız. Yani çekim yapacağız kısacası. Şimdi ennisai dediğimiz gibi bir başa alıyoruz. Başa alınca, fiil ortada gelince çekimli gelir her zaman.
bütün sınavlarda soru olarak karşımıza çıkan net bir soru tarzı. En-nisa'u tubne olacak. Peki yeri değiştirelim. Fiil başa gelsin. En-nisa'ya göre fiili çekecek olursam tabet olur. Entum tenamune tulel yevmi. Şimdi bakın burada güzel. Entum tenamune'ye göre çekmiş ama enti tenamine olacaktır çekimi. Ene a'işu fi beytin qaribin min kalıp ifadelere dikkat edin. El camiati. Nahnu çekimi. Nahnu na'işu. A'işu na'işu. Nahnu çekimi. Ta'udu el benatu. Bakın ta'udu müfret mühennesi olarak gelmiştir. El benatu. Bakın burada cem mühennesi olduğu için yine fiil mühennesi olmuş. Başta tekil gelmiş. Burada talibaniye göre çekelim. Ya'udu at-talibani olacaktır. Veya bunları yer değiştirelim. El-benâtu ya'udne minel medreseti. Peki bunu alalım başa. At-talibani ya'udani olacaktır. Yasihul bâi'u bi savtin âlin. Evet. El-bâi'i şimdi bâi'ati yapalım. Mühennes yapalım. O zaman tasihu diyeceğiz. Nâlet el-muvazzafune cem-i müzekker olduğu için nâle olacaktır. Fiil fail uygunluğunu da burada aslında pekiştirmiş oluyorsunuz iyice. Sadece örnekleri çözün arkadaşlar. Konuyu çok rahat anlayacaksınızdır. Bakın bolca hala aynı örnekleri çözüyoruz. 10 tane örnek. El-evladu yefuzune. Bakın burada çekimi işte çekime göre gelmiş. O zaman el-veledi yapalım. El-veledu yefuzu. Müfret müzekker olacak. Yatuful hüccacu. El-muslimati buraya getirelim. El-muslimat. Evet. Yine tafe yatufu vavlu ecufi vavi. Bu fiil aslında. Buraya el-muslimatu getirelim hüccac yerine. Hacıların çoğu tabi bu erkek hacılar. Tatufu olacaktır. El-muslimatu havlel kâbeti. Kale yine ecvefi vavidir. Nereden anlayacağım? Çünkü muzarisi kale yakuludur. Et-talibi. O zaman et-talibetani buraya getirelim. Kalet et-talibetani cevabe suali. Burada aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çevirelim. Şimdi bunlar önemlidir arkadaşlar. Bakın Muhammed arkadaşına gerçeği söyledi. Bunlarda ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın yapmanız gereken tek şey. Türkçe cümlenin yüklemi nedir ona bakacaksınız. Fiil mi yoksa isim mi? Önce bir onu tespit edeceksiniz. Söyledi. Aklıma hemen kale geliyor. Mazi bir fiil. Kale. Bunu başa alacaksınız Arapça. Peki fiilden sonra ne gelir Arapçada normalde? Bakın fail. Burada işte şey yapısını da öğrenmiş oluyorsunuz. Arapça cümle kurmayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Bakın. Kale Muhammed. Peki kime söylüyordu? Arkadaşına. O zaman hatırlarsanız kale neyle kullanılıyordu? Li ile kullanılıyordu. O zaman li sadiqihi el. Peki gerçeği neyi söylemiş? Mefulü bi gerçeği. Evet bunları kendiniz yapmaya çalışırsanız çok daha Arapçayı iyi pekiştirmiş olacaksınızdır. Artık çekimlere göre zaten çekimlere göre bunları ayarlayacaksınız. Şimdi gelelim. Arapça cümleleri yine Türkçe'ye çevirin. Bunları çevirmeye çalışın. Bakın çok önemli. Burada artı tekudine bakın. Tekudine en tekudi. Kade yekudu ecvefi vavi. Tenamu ecvefi vavi. Bir sebebi kalıbına dikkat edin. La ye'kulu. La ye'kul. Evet la ye'kulu bakın burada. Fiilin muzari işte. Tatufu, tafe yatufu mesela ona dikkat edin. Ecvefi vavi. Zurna zara yezuru. Ecvefi vavi. Burada. Lem edrus ceyiden bakın. Bir sebebi kalıbına dikkat edin. En yekule kale yekulu. Yekule enden sonra muzari fiil mansup olur. İş demiş. Aşe ya'işu iş. Ecvefi ya'i. Emir çekimi, ente çekimi. Bakın uttu bu da ene çekimidir. Ecvefi vavidir. Bunları çevirisini yapın arkadaşlar. Şimdi geldik. Herhalde sanırım burası özet kısmıdır. Konumuz bu kadar. Özet kısmını zaten anlatmaya burada gerek yok. Konuyu iyice anlattık. Kalıpları verdik. Geldik şimdi Arapçada ecvef fiiller neler öğrendik. Şimdi burası önemlidir. Hangisi akşam namazının Arapça karşılığıdır? Akşam namazı salatul magrib. Salatul fecir sabah. Salatul asri ikindi. Salatul zuhri öğlen. Salatul İşâ-i yatsı mağrib. Aşağıdakilerden hangisi ecvef fiilin tanımıdır? Evet bunlar önemli bakın. Aslında konunun da özetidir aynı zamanda. Şimdi orta harfi illetli olan fiillerdir. Yani B. Son harfi illetli olan fiillere ne diyorduk? Nakıs fiil.
Yapısında şeddeli bulunan fiillere mudaaf fiil diyorduk. Sahihin kısımlarından bu da. Yapısında hemze bulunan fiillere sahih mehmuz diyorduk. İki harfi illetli olan fiillere de ne diyorduk? Lefif diyorduk arkadaşlar. Bakın bunları yine gelecek zaten dediğim gibi ayrıntılı olarak konularla alakalı videolar da var. Kısa kısa eksam-ı seba ile alakalı. Onlara da bakarsınız. Bakın burası konunun özeti. Aşağıdaki fiillerden hangisi de ecveftir? Çok güzel. Bakın vecede. Burada vav başta olduğu için misal fiil. İllet harfi başta misal fiil. Bakın illet harfi ortada kale ecvef fiil. Yene'a misal fiil. Ekele mehmuz fiil. La tekuli. Bakın burada nehi hazır. Aşağıdaki ifade formlarının hangisinden çekimlenmiştir? Tabii ki nehi hazırdır. Söyleme diyor karşımızdakine artı nehidir. Yasaklamadır. Aşağıdaki ecvef fiillerin ecvef fiil çekimlerinin hangisi emri gayip? Emri gayipte ne vardı? Başında li olacaktı. Emri gayipte emri gayip. La ta'işu. Buradaki la-i nafiyedir. Lem ya'iş mazidir. La ta'iş ente emri nehi hazır. La ya'iş emri gayiptir arkadaşlar. Evet. Bu nehi gayiptir. Bu da lita'işte emri gayiptir arkadaşlar. Yaşasın. Bu da yaşamasın. Yaşama bu da. Evet bunlar önemlidir. İşte o çeviri kısımlarını bunlara dikkat ederek çevirmeye çalışın. Hangisi zara fiilin emri hazır çekimidir? Emri hazır. Zara yezuru zur. Bakın bu kadar. Gelelim 6-7'ye bakalım. Meta te'udine enti çekimi min uklatı sayf. Yukarıdaki sorunun cevabı ne olabilir? Evet. Mesela ne zaman yaz tatilinden döneceksin? O da lem e'ud dönmedim olmaz. Evet. Tatilde döneceğim. Bakın bir ay sonra geleceğim. La te'udine minel uklatı. Bu da enti çekimi. Lem e'ud olmaz. Bakın burada C şıkkı en mantıklısıdır. Tatilden ne zaman döneceksin? O da bir ay sonra döneceğim diyor. La yebi'a. Evet yine. Hâzihi seyyâ. Evet. Hâzihi seyyârate. Bu arabayı satmasın. Evet, nehi haz. Nehi gayip yani. Bakın bu arabayı satmasın. Bu arabayı satma dedi. La tebi'a olur. Bakın bunlar çeviriler önemli işte. Bu arabayı satmıyor. La yebi'u gibi yapmış. Bu arabayı satsın. Li yebi'a olur. Bu arabayı satmadı lem yebi'e olur. Annem sabah namazına kalkıyor ifadesinin Arapçalık karşılığı hangisidir? Ummi olacak bir kere. Kalkıyor. Kalkıyor dediği bakın yani la tekumu kalkmıyor olur. Li tekum kalksın olur. Umi kalk emir olur. Kamet kalktı olur. Ama kalkıyor muzari bir fiil olacak. Yani ummi tekumu li salatil fecri. Bakın A seçeneği bunun Türkçesini veriyor. La asumu fi ramadane bi sebebi. Bakın burada ne olacak? Bir gerekçe. Ramazan'da oruç tutmuyorum. Niye? Yağmur yüzünden olabilir mi? Soğuk yüzünden olabilir mi? Trafik yüzünden gürültü yüzünden oruç tutulmaz mı? Bi sebebi meradi. Bakın burada en mantıklısı hastalığından dolayı oruç tutamıyorum demiş. Evet. Burada zaten cevapları vermiş arkadaşlar. Hepsinin cevaplarını vermiş. Bakın burada hepsinin cevapları var. Bunları tekrar tekrar kontrol edin. Konulara bakın. Bakın konunun özeti tekrar olmuş. Araştır tekrar. Yanıt anahtarları var burada. Bakın kâne kâne kânut kânut kânete künne. Buna dikkat edin bakın. Kâne yekûnu. Künte kuntuma kuntum. Kunti kuntuma kuntunne. Kuntu künne. Bunlar önemli. Yekûnu yekûnâni yekûnûne. Tekûnu tekûnâni yekûnne. Tekûnu tekûnâni tekûnûne. Tekûnîne. Tekunani tekunne ekunu nekunu. Burada zaten vermiş bakın 4. baptan çekimlerini vermiş. Bakın harika bir tablo olmuş. Haf, hafa, hafu, hafi, hafa, hafne. Liye haf. Bu da emri gayb. Liye haf, liye hafa, liye hafu. Lite haf, lite hafa, liye hafne. Emri gayb. Nehi hazıra bakalım. Karşımızdaki yani. La tehaf, la tehafa, la tehafu, la tehafi, la tehafa. La tehafne. Bir de emri gayip vardı. Yani yeli olacak. La yehaf, la yehafa, la yehafu, la tehaf, la tehafa, la yehafne şeklinde. Aşe, aha. Bunlar zaten alıştırmanın anahtarları. Aşe, aşa, aşu, aşet, aşete, işne. Yalı olduğu için. İşte, iştüme, iştüme, işte, iştüme, 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 iştüme.
Bunlar da alıştırmalar yanıt anahtarı. Bakın et-tabibetu qalet namet sadiquhumate hum ba'u khafet el-banatu. Burada zaten o yaptıklarımızın şeyleri de varmış burada. Bakın qame yakumne kane ekunu qale hum çekimi yakulune zara huve çekimi yezuru qade tekudani entuma çekimi. Burada hazır tabloyu vermiş. Bakın zur, zara yezur, zur, emri gaybi li yezur, la tezur, la yezur. Yukarıda demiştim ya yapın diye. Bakın zuri li tezur, la tezuri, la tezur. İş li ya'iş, la ta'iş, la ya'iş. İşi li ta'iş, la ta'işi, la ta'iş. Kum, kamen ki kum, li yakum, la takum, la yakum. Bunlar bakın önemlidir aslında. Şu tablo önemli. Ba'a, yebi'u, bi'a, li yebi'a, la tebi'a, la yebi'a. Bakın bunlar emri bu emir, emri hazır. Bu emri gayip arkadaşlar. Emri gayip. Nehi hazır, nehi gayip şeklinde bunlar önemli. Kâne yekûnü kun, liyekun, la tekun, la yekun, kûni, litekun. Bakın kun, kûni. Hem hem müennesi hem müzekkeri vermiş. Harika bir tablo olmuş. Daha da bitmedi herhalde. Burada evet, bakın dedik yani yakın gelecek zaman için çevirin. Setekumu, sevfetekumu. Seyekulu, sevfeyekulu. Bakın bunlar çok önemli. Yani alıştırma yapıyor sizi. Setesilu, sevfetesilu. Setezuru, sevfetezuru. Burada da onların Türkçelerini vermiş. Kendiniz yapın. La yenemuttiflu bi sebebil marat. Sanırım ha. Bi sebebil fakri, bi sebebil kelbi, bi sebebil matari hatırlarsanız. Boşluk doldurma soruları demiştik. Burada... Ha, yer değiştirin falan diyordu bakın. El muvazzaf el muvazzafune min seferihim. Ha, şu zamirler değişecektir. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Ya'udul muvazzafune min seferihim. Şu zamirlerin çekimlerine dikkat edin. Burada değişmiş bakın. Nisa'ya göre çekmiş bakın. Tabet en nisa'u. Entum tenamune enti tenamine. Tabi bu cezim olmayacak. Tulel yom. Ene a'işu. Nahnu na'işu. Zaten vermiş bakın. Ta'udul banatu bakın ya'udu at-talibani şeyini vermiş bakın tasihul bai'atu nalal muvazzafuna bunu göre vermişti el evladu yefuzuna el veladu yefuzu el tatuful muslimatu yatufu tatufu olacak qalet at-talibatani cevabı suali qala Muhammed li sadiqi el hakikati bakın bunları ben demiştim siz kendiniz çevirin burada da vermişler. Öğrenciler üniversiteye döndüler mi? Hel adet tullabu ilel camiati ade ile. Bakın ade yaudu, kale yekulu bunlar ecvef fiil birinci baptan. Khafe yekhafu dördüncü baptan ve vavlu olandır. Çocuklar bu filmden korktular. Khafe evladu min hadel filmi. İnsanların önünde yüksek sesle bağırmasın. La yasih emamen nasi bi savtin alin ya da kadınlara göre. La tasih emamen nasi bi savtin alin. Bu evi satmayın. La tebi'u hadel beyte ya da la tebi'ne hadel beyte. Hem erkek hem kadınlara göre çekimleri vermiş. Bakın aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe'ye çevirin demiş. Bunlara bakarsınız kendiniz arkadaşlar. Bakın çok önemli cümleler. Burada kelimatul kısm var. Buralar önemlidir. Dua'un ed'iyetun. Dualar. İstima dinleme. Bunlarla alakalı ayrı bir video zaten yapacağım. Hepsini bir videoda kısa olarak atacağım. Ama bunlar kesinlikle önemlidir arkadaşlar. Kelime kısımları. Dördün bu şekildeydi. Kelimeler de aslında kısa kısa geçeyim hemen. Dua'un ed'iyetun. Bakın müfret cemiler önemlidir her zaman. Dualar. İstima iladır. Dinlemek. Ba'a yebi'u ecvefi ya'idir arkadaşlar satmak. Ba'i'a satıcı. Erkek satıcı daha doğrusu. Tevbe yetubu tevbe etmek. Taalleme öğrendi. Tilavetun okuma ezber okuma. Tilavet. Caizetun ödül. Ceziratun ada demek. Hafıza yahfazu ezberlemek. Korumak saklamak. Havle etrafında demek. Etrafı etrafında. Havlel Kabe. Khafe yekhafu ecvefi vavidir. Korkmak. Devratun kurs demek. Zara yezur ecvefi vavidir. Sara yesir ecvefi yaidir. Sale yesilu yine ecvefi yaidir bakın. Suverun suretun suver. Şatır zekir akıllı becerikli demek. İbneti eşşatır demişti kızı için. Eşşatırati. Saha yasihu bağırmak. Same yasumu oruç tutmak ecvefi vavi. Salatun namaz. Sayfi yun yazlık yazla ilgili yaza ait. Davda u gürültü. Tafe yatufu ecvefi vavidir. Ade yaude ecvefi vavidir geri dönmek. Aşe yaişu ecvefi yaidir yaşamak. Faze yefuzu ecvefi vavidir kazanmak. Kade yakudu araç ve benzeri sürmektir ecvefi vavidir. Kale yakulu ecvefi vavidir. Kame yakumu kalkmak gerçekleştirmek anlamlarına geliyor ki.
Bu da ecvefi vavidir. Kâne yekûnu yine ecvefi vavidir. Bakın sadece bu örneklerden bile aslında kelimenin ecvef mi, vavlı mı, yağlı mı olduğunu yeterince anlarsınız. Lıssun hırsız. Mâte yemûtu. Ecvefi vavi. Ölmek. Müşkiletun meşakil. Problemler, sorunlar. Müfret cemiler önemli. Nâle yenâlu. Neyildir masları? Ecvefi yâidir arkadaşlar. Dördüncü baptan. Hudûun. Sakin bir şekilde bakın. İdafeten ila önemli kalıptır. Kalıp ifadede. Ta'biratul kısmi. Ek olarak ilaveten. Salatul teravih. Teravih namazı. Salatul zuhri. Salatul işai. Salatul asri. Salatul fecri. Salatul magribi. Kamilen. Tam eksiksiz. Li evveli merratin. Kalıp bir ifade. İlk kez. Evet, bu örnek videomuzda arkadaşlar. İkinci Arapça 2'nin örnek videosuydu. Diğerlerini de atacağım inşallah. Kelimelerle alakalı tek bir video yapacağım zaten. 4'te de yapmıştım. İlk 5'ini bir ünitede, yani bir videoda yapmıştım. Bu kelimeler bakın YDS, YDT bütün Arapçaya dair bütün sınavlarda karşınıza çıkacak olan şeylerdir arkadaşlar. Bütün Arapça ile ilgili. Yani ben ilahiyat okuyorum, bu bana yaramaz. Ben ilitam okuyorum, bu bana yaramaz. Ben işte YDS'ye hazırlanacağım, bu bana yaramaz gibi böyle bir mantık yoktur. Yani bu mantık doğru değildir. Kesinlikle A'dan Z'ye bütün sınavlar için gerekli olan ifadelerdir, şeylerdir. Ve bunlarla alakalı dediğim gibi bakın şu tablo önemlidir. Çok güzel hazırlanmış. Ben çok beğendim. Bunları arkadaşlar bakın sadece baştan sona bile takip etseniz konuyu anlamış olacaksınızdır. Dördüncü ünitemiz bu şekildeydi. İnşallah 5. ve diğer ünitelerde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin. Başarılar.